Günaydınlar sevgili arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın son günü. Bugün bir börek tarifim olacak sizlere. Bu biraz farklı bir börek olacak. Yani böreğimizi pişirirken fırından dışarıya çıkarıyoruz. Üzerine bolca süt döküp tekrar pişiriyoruz. Yani Rizeli olduğum için ben bizim yörenin çok eskiden babaannelerin yapmış olduğu bir börek tarifi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce bir hamur yoğurmamız lazım. Tabii ki bir çay bardağı sıvı yağımız var. Yoğurma kabımızın içerisine alıyorum. Üzerine şimdilik 2 bardak koyacağım ama toplamda 2,5 su bardağı un kullanacağım. Bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Tuzunu ekliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar, bir yemek kaşığı kadar da sirke ekleyelim. Evet, şimdi bir yarım su bardağı da suyumu ekledikten sonra unumu ekleyerek böyle nasıl diyeyim yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hamur o kadar farklı bir hamur olacak ki arkadaşlar gerçekten böyle elinizin içinde şu İtalyan pizzacılar gibi hamurunuzu döndüre döndüre açabileceksiniz. Çok güzel bir hamur olacak. Şimdi yine her zaman söylediğim gibi hamurlarımızı, börek baklava hamurlarımızı kıvamlı, özlü, güzelce yoğuralım. Hiç hamurumuzu dinlendirmeye gerek yok. Bezeleri bölüyorum. Ben toplamda arkadaşlar bu ölçüden 17 tane beze çıkardım. Böreği yapmış olduğum tepsi ölçüm 40 santim. Yani 40 santimlik tepside 17-18 tane yufka çıkartabilirsiniz. Yani her katının arasına da şey koyacağız arkadaşlar, çökelek koyacağız. Neyse, oralara sıra geldiği zaman anlatırım. Şimdi hamurlarımızı yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra zaten yuvarlamaya başladığımız zaman ilk yuvarladığımızı alıyorum. O daha bir dinlenmiş oluyor. Böyle aralarına bu sefer nişasta değil, unlayarak, bolca un serperek servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şimdi yine biraz daha böyle diğer açtıklarımızı fincan tabağı büyüklüğünde açtık. Şimdi bu sefer bir servis tabağı büyüklüğünde açalım. Birbirine yapışmamalarını sağlayalım. Yine aralarına un serperek bütün hamurlarınızı bu şekilde hazırlayın. Bir kenara alın arkadaşlar. Şimdi çok yeni olduğu için. Şimdi ben size birkaç tane açma tekniği göstereceğim. İsterseniz merdane ile oklava ile açın. Ben yağlı kağıt serdim tepsimin altına. İsterseniz merdane ile açın arkadaşlar. İsterseniz elle açın. Hepsini de göstereceğim size. Şimdi bu böreğin en büyük özelliği çökelekli olması. Yani bunu nasıl diyeyim, kıymalı yaparsanız, patatesli yaparsanız gerçekten güzel olmuyor. Bir çökelek daha böyle bir yumuşak tat veriyor. Daha bir nasıl diyeyim, daha farklı bir lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Evet, dediğim gibi hamur zaten kendiliğinden uçup gidiyor, açılıyor. İsterseniz bu şekilde oklavayla açın hamurunuzu. Şöyle unluk bırakmayalım. Ununu alalım. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi yani elinizin içinde hamur açılıyor. Hiç oklavaya bile gerek yok. Hani böyle biraz elinizle genişleterek böyle döndüre döndüre hamuru açabilirsiniz. Evet, her katına çökelek seriyoruz. Yani biz minci diyoruz arkadaşlar. Çökelek, minci. Diğer hamurumu da açacağım böyle üst üste. Bunları unutmuşum. Onları da bir kenara alacağım.
Evet arkadaşlar, şimdi hiç oklava kullanmadan, merdane kullanmadan da hamurunuzu bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Bakın, hamur zaten kendiliğinden uçup gidiyor. İstediğiniz büyüklükte açabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı, hiçbir, hatta oklavadan da çok daha güzel oldu. Vallahi şu anda üst komşumun çocuğu ağlıyor. Yapacak bir şey yok. Sesi geliyor mu sizlere bilmiyorum ama arkadaşlar, apartman dairesinde yaşamanın böyle sıkıntıları var işte. Evet, şimdi yine elimle açmaya başladım. Şöyle döndüre döndüre hamurumu açıyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Yani bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlayıp üst üste koyuyoruz. İnanın zor değil. İnanın çok zahmetli değil. Yani o hamur o kadar güzel açılıyor ki zaten 2 dakikada böreğinizi yapmış oluyorsunuz. Hani çok zor değil. Bugün Ramazan'ın son günü. Allah tekrarın nasip etsin inşallah. Sizin Ramazan'ınız nasıl geçti bilmiyorum ama benim bu Ramazan'ım gerçekten çok ciddi bir mide ağrısıyla geçti. Yine Allah kabul etsin. Elimden geleni yaptım. Sizlere yine zor şartlarda tarif hazırlamaya çalıştım. İnanın böyle aşağı eğilip de hani baklava, börek bir şey açıp yapamıyordum. O derecede midem çok rahatsız oldu bu Ramazan. Ama yine de elimden geleni yaptım. Umarım memnun kalmışızdır birbirimizden. Evet, aralarını hiç yağ sevmiyoruz arkadaşlar. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu arada 250 gram tereyağım var. Tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Şimdi onu bekletiyorum. Fazla soğutmadan, çok da kızgın olmadan böreğimi bitirdikten sonra üzerine dökeceğim. Evet, en üst katının en son 2-3 katına çökelek sermiyorum arkadaşlar. Yani hele 2 katına hiç sermeyin. Şimdi böreğimi dilimliyorum. Üzerine de yağımızı serdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırına göndereceğim. Tereyağımı seriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırına göndereceğim. İşte böreğimizi börek yapan en önemli püf nokta da burası. Orayı da sizlere anlatacağım. Böreğimizi pişirmeye başladığımız zaman arkadaşlar, üzeri kızarmadan, şöyle kızarmaya başladığı an, yani hafif sanki böyle pembeleşeceğini gördüğümüz an, tam o an, ama daha sonra kızardıktan sonra dökerseniz hiçbir özelliği kalmaz. Tam o an üzerine 1 litre soğuk süt döküyoruz. Şöyle tekrar fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kızarmaya başladı böreğim ve böreğimiz bu şekilde kızarıyor. Üzerine bıçak batırarak o havasını alabilirsiniz. Nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Evet, böreğimiz pişti arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir börek. Hani böyle bir köy böreği düşünün. Eski babaannelerimizin yaptığı köy böreği tadında. O şekilde bir börek, sütlü bir börek. Yani yaparsanız beğenirsiniz. Ya vallahi biz çok beğendik. Çok değişik geldi. Böyle çok organik geldi bu börek. Hani diğer böreklere göre böyle yağlı, nasıl diyeyim, şeyli bir börek değil. Çok hafif bir börek. Sütlü sütlü. Böyle içi kat kat. Lezzetli.
yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Yarın bayram. Bayramımızın, hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün rahmetli eşimin ölüm yıl dönümü. Onun için de bir Fatiha okursanız çok mutlu olurum. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.